So last time we proved the following theorem. Let me remind you. I was going to check this, but I forgot. Okay. Anyway, I'll do it later. For a quasi-integrable extended real random variable x, we have the following properties. Quasi-integrable means it's either positive or negative part is integrable. It has finite, integral. Then we have the following properties. For any measurable set, the expectation of x is just the integration of x over a and plus the integration of x over a complement. For a disjoint class of countable sets, integral of x over the union is just the sum of the integral of x over each piece. And for increasing set of measurable sequence of measurable sets, we have this limit property. And we have again this for a positive non-negative real valued for real valued random variable extended variable we have this. And over a negligible set, the integral of x is always zero. Now we continue with the following proposition, so-called term by term integration. What does this tell us? So let xn be a sequence of integrable extended real random variables on a measure space, and let the sum of the expectations of this xn's is finite. Then this sequence series, so xn is finite with a probability one. In other words, this means almost surely so that this thing converges with probability one, and the sum of the integral of the sum of xn's is just the sum of the integrals. So this tells us what? If the integrals add up to a finite number, then this series is convergent for almost all x values. So if the integrals add up to a finite number, then the functions, when you add the values of the functions, absolute values of the functions at any point, this sum is finite for almost all x. It may be infinite in a set
of measure zero. Okay, so that's the statement. And in this case, the sum, the integral of the sum of this series is the sum of the integrals. So this is the last statement, is the term-wise integration. Now let's see the proof why you know why this is true. Now, since this sequence of finite sums, this sequence here m is the variable. Okay, you just sum xn's absolute values of xn's from 1 to m. As m increases, this finite sums increase, so they form an increasing sequence of functions, and of course they converge to this. We see that since these are increasing, so this is actually proposition 525 from the book. Integral of this is equal to here first I take finite sums, finite sum is no problem, of course, right? But this things increases as m gets larger, and it converges to the infinite sum of integrals, and this is nothing but this is finite. Like this is given to us. No, this not. Okay. So this sequence converges to this sequence, this sum, and it's equal to this one. Okay. Okay. Therefore, by proposition this time 527, this sum is finite, and consequently this thing converges with probability 1. Bu 5 2 7 neydi diye hatırlıyorum. 5 2 7 şeydi. Orada eğer integrable ise sonsuz olduğu yerlerin measure'ının sıfır olduğunu söylüyordu. Burada bu nesne integrable olduğuna göre bu toplamın sonlu olmadığı noktaların kümesi measure'ı zero bir set oluşturuyor. Onu söylüyor. Peki diğer taraftan şu da var. On the other hand,
Bu finite sum. Özür dilerim. Şundan küçük tabii ki. Eksenlerin toplamından finite dedim ama sonsuz yazdım. Şu. Bu da şundan küçük. Ama biz şimdi bunun finite olduğunu biliyoruz. İşte almost surely yani measure zero bir kümenin dışında bu finite. So that theorem this time 5 2 5 to 10 implies that bu sonsuz toplamın integrali de integrallerin toplamına eşit. Of 2 10. Kim? Yani o Lebesgue fatölema aslında. Evet. Dominated convergence teorem. Okay. Hangisi? Şu mu? Bunu diyorsun değil mi? Şunu. Burada şey bu şey olduğuna göre finite olduğuna göre absolute value'ları yani measure'ı sıfır bir kümenin dışında finite. Absolutely convergent yani. O zaman bunlar da convergent. Aynı x'ler için. Probability 1 dememizin şeyi şu. Yani measure'ı sıfır olan bir x kümesi var. Yani daha doğrusu convergent olmadığı yer bunun measure'ı sıfır olan bir küme. Onu söylüyor. Probability 1 demek yani bir şey probability 1 oluyor demek mesela bir fonksiyon içinse o fonksiyonun tanım kümesinde measure'ı sıfır olan bir kümenin dışında fonksiyon o dediğiniz şeyi yapıyor demek. Yani bir seri burada fonksiyon serisi convergent with probability 1. Measure'ı sıfır olan bir kümenin dışında bu seri her x için converge ediyor demek. Buradaki söylenen şey de hani eğer integralleri bunun addable, summable ise bu fonksiyonların o zaman fonksiyonlar da seri olarak convergent. Ama sonsuz değerler de alabilir ama sonsuz değerler aldığı noktaların kümesinin mecri sıfır olmalı. Okay. Şeyler biraz kafa karıştırıcı oluyor. Yani neyi ispat ettik, neyi biliyoruz, neyi bilmiyoruz. Araya da zaman girince kafa karıştırıcı olabiliyor ama hani böyle takip edince yani aslında çok zor değil. Then x equals zero almost surely if and only if expectation of x is zero. Ya burada da şeyi söylüyor. Bir tane non negatif hani real variable varsa extended real variable bunun sıfır olması almost surely yani measure'ı sıfır bir kümenin dışında sıfır olması integralinin sıfır olmasıyla aynı şey.
Bu hani fonksiyon sıfır demek değil. Sonsuz değerler de alabilir hatta ama measure'ı sıfır olan bir kümenin içinde onları yapabilir. Geri kalan yerde sıfır olmalı. İspatta önce yaptıklarımızdan daha öncekilerden çıkıyor. Şöyle. Şimdi A kümesi X'in sıfır olduğu yerler olsun. O zaman tabii ki A'nın komplemanı X'in pozitif olduğu yerler olacak. Çünkü fonksiyon non negatif. Ver. Omega da tabii ki bu ikisinin disjoint union'ı. O zaman elimizde şu var. Expectation of X yani X'in integrali veya ortalama değeri istediğiniz gibi görebilirsiniz. Bu şimdi geçen hafta ispat ettiğimiz şeyden dolayı bir a'nın üzerindeki integral artı a'nın komplimanı üzerindeki integrale eşit. Ama a'nın üzerinde fonksiyon zaten sıfır. Orada ben bunu sıfırla replace edebilirim. Dolayısıyla da burası sıfır. O halde bir tek bu kalıyor. Şimdi şunu tarif ederim. Let a n x'in bir bölenden büyük olduğu yerler olsun. Then a n'in her birisi a komplimanın içinde. Çünkü x bir bölenden büyük olduğuna göre non negatif, pardon, pozitif. Dolayısıyla a komplimanın içinde. And şu da var. Thus ex a komplimanın üzerindeki integraldi. Ama bu şundan büyük. Özür dilerim. Değil mi? An daha küçük bir küme olduğuna göre buradaki integral buradaki integralden büyük. X de pozitif olduğu için. Değil mi? Bunu işte bir önceki şeyde yapmıştık. Şimdi bu da şundan büyük. X yerine artık bir bölen yazabilirim. Çünkü a n üzerinde de x bir bölenden büyük. Bu da nedir? Bir bölen çarpı measure of a n, değil mi? Bu da negatif bir şey. Dolayısıyla now if ex is zero, bu sıfırsa then 1 over n times p e n is zero for all n so that bütün bu p e n'ler zero. Değil mi? Also a'n'ler artarak a komplimana converge ediyorlar. Dolayısıyla da so that measure of a'n pardon measure of p a'n de artarak p of a komplimana converge edecek. Ama bunlar zaten sıfır. Dolayısıyla da p of a komplimat sıfır. Okay. Bu da ne demek? X'in pozitif değerler aldığı kümenin measure'ı sıfır, değil mi? Onu göstermiş olduk. A complement neydi? X'in pozitif değerler aldığı küme. Biz ne gösterdik? O kümenin measure'ı sıfırmış. Çünkü sıfırların oluşturduğu dizinin limiti. Bu da ne demek? X sıfıra eşit. Nerede? measure'ı sıfır olan bir kümenin dışında. Değil mi? O yüzden almost surely diyebiliriz. Sor. Evet, aynen söylüyor. Aha, evet. Yani işte Lebesgue measure'da sıfır olduğu için o kümenin measure'ı, evet, onu söylüyor. Aha.
Evet. Şimdi tersine conversely if x equals zero almost surely then p of a complement is zero. Neden? Çünkü measure'ı sıfır olan bir kümenin dışında sıfır yani A komplement o kümeydi. Dolayısıyla bu kümenin measure'ı sıfır. Bunun measure'ı sıfırsa bu integral zaten şeydi. Siz söyleyin. Bu ikisinin toplamıydı. Değil mi? Bunda bunun toplamıydı. Bu zaten sıfır. Bu kümenin de measure'ı sıfır. O yüzden bu integral de sıfır. And hence expectation of x a complement x dp is zero. Senin söylediğin şey şu değil mi? Şu fonksiyona bakalım diyorsun. F R'den R'ye değil mi? F of x sıfır eğer x rasyonel yok irrasyonelse bir eğer rasyonelse şimdi bu fonksiyon için A kümesi yani x'in sıfır olduğu yer pardon f(x)'in sıfır olduğu yer şey r eksi q yani irrasyoneller değil mi? Sıfır olduğu yer. A komplement da q. Burada şimdi şey sıfır. A komplement bu tabii ki sıfır. In Lebesgue measure diyeyim en azından. Geri kalan yerde de fonksiyon sıfır. Dolayısıyla da bu şey onu söylüyor o zaman değil mi? Bizim yani buradan şunu görmüş oluruz. F equals zero almost surely. Değil mi? Çünkü non negatif pardon, pozitif olduğu noktaların kümesinin measure'ı sıfır. Dolayısıyla f eşittir sıfır almost surely. And hence f'in integrali bütün r üzerinde bizim omegamız burada r sıfır. Değil mi? Burada şey yapıyoruz tabii bizim omega a p dediğimiz şey omega reel sayılar. Bu bizim Borel algebramız. Pi de Lebesgue measure. Lebesgue measure'ı m ile mi gösteriyorduk? Küçük m değil mi? Şu. Lebesgue measure. Peki. Nasıl? Ha. Şu şöyle mi? Onu unutmuşum gerçi. Corollary. If x equals y almost surely and x or y is integrable then so is the other one
And integrals are the same. Yani iki tane fonksiyon almost surely eşitse o zaman birisi integrable, diğeri de integrable ve integralleri de eşit. Çünkü measure'ı sıfır olan bir kümenin dışında bu iki fonksiyon birbirine eşit. Gene de şöyle yapacağız. Yani proof just apply the above proposition to x minus y'in mutlak değerine. Önce şunu yapalım. Let diyelim x equals y almost surely. Then x minus y in absolute value. Bu non negatif ama sıfıra eşit almost surely. And thus its expectation hatta şöyle diyeyim. Bunun mutlak değeri yani x eksi y'nin expectation'ının mutlak değeri x eksi y'nin mutlak değerinin expectation'ından küçük veya eşit. Ama bu da sıfır. Çünkü işte fonksiyon almost surely zero. O yüzden bu integral sıfır. Bu da ne demek? E of x minus y bu da sıfır olmalı. Dolayısıyla tamam. Now şu var ayrıca. Y'nin mutlak değeri x'in mutlak değeri artı y eksi x'in mutlak değerinden küçük eşit değil mi? Üçgen eşitsizliği. And x'in mutlak değeri de yani bu fonksiyonların herhangi bir noktadaki değerlerini karşılaştırıyoruz. So that if x or y is integrable then so is the other one. Neden? Çünkü bu integrable ise bu zaten integrable. İntegrali sıfır. O zaman bu fonksiyonun integrali de mutlak değerinin integrali de finite olacak. O yüzden mutlak değer y integrable. Dolayısıyla da y integrable. Aynı şekilde y integrable ise bu sefer de x integrable olacak. Diğer yandan now so both x and y are integrable. Yani eğer birisi integrable ise ikisi de integrable onu gördük. Finally since e x minus y zero we have bu sıfır olduğu için sıfır e x minus y ama artık x ve y integrable olduğu için bunu şöyle ayırabiliriz. Buradan da e x eşittir e y. Okay. Şöyle bir koroları daha var. Let x be an integrable extended real random variable, then x equals 0 almost surely if and only if for all
measurable set, the integral of x over a is 0. Bunu da aslında yapmadık mı? Yaptık gibi değil mi? Evet. Evet, yani daha önce yaptıklarımızdan çıkıyor aslında bu. Yani değil mi? O onlardan çıkıyor. Şöyle yapayım. Bunun ispatını neyse yapayım yani. Almost surely. Then x bu da 0. Almost surely. And for any a in a, a'nın integrali, özür dilerim, mutlak değer içinde bu karakteristik fonksiyonla x'in çarpımının integrali demek. Bunu şöyle yazabilirim. Çünkü yani işte integrali mutlak değeri mutlak değerin integralinden küçük. Ama bu da zaten şeye eşit tanımı gereği a üzerinde x'in integrali demek. Bu da 0 by the above proposition. Korelerin üzerindeki proposition'dan. Çünkü işte a'nın pardon x almost surely 0 olduğu için bu da almost surely 0. Dolayısıyla bu 0. Peki now conversely assume that şu 0 olsun. For all a in a let a plus işte x'in pozitif ve a minus da x'in negatif olduğu yerler olsun. O zaman then bu şimdi işte bu integrale eşit. Bu da a plus üzerinde integral eşit ama assumption'dan dolayı biz bunu sıfır olduğunu kabul ettik. Similarly aynı şey öbürü için de geçerli. Negatif kısmı için. Bu da sıfır. So by the above proposition x pardon 1a plus x ve 1a minus x sıfır eşit almost surely. Çünkü integralleri sıfır. Değil mi? Şu fonksiyonun pardon expectation'ı sıfır ve bu fonksiyon non-negatif. İntegral sıfır olduğuna göre bu ifade almost surely zero. Aynı şey diğer için de geçerli. Ama her ikisi de şey olduğuna göre o zaman hence s is zero almost surely. Değil mi? Pozitif olduğu yerde almost surely zero, pardon measure zero, negatif olduğu yerde onun da measure sıfır. Dolayısıyla
Bunun non-zero olduğu yerler measure'ı sıfır zaten. Okay. Şöyle bir proposition daha var. Bunu belki ispatını yapmayız. Ya da bilmiyorum. Neyse. Omega A P B'ye probability space Omega prime A prime a measurable space another measurable space X and A prime measurable mapping of omega into omega prime and P prime the probability measure induced by X on the algebra A prime. If Y is any P prime integrable function, real random variable on omega prime A prime P prime, then the composition Z, which is Y composition X, is a P integrable real random variable on omega A P and integral over omega of the composition is just this. Bu değişken değiştirmek değil mi? Ona denk geliyor. Hani bir uzaydaki integrali bir başka uzaya taşıyorsunuz. Değişken değiştirerek. Peki, bunda aslında integrali çok uzun değil. İspatı bunu da yapalım. If the above equality pardon holds for z plus yani z'nin pozitif tarafı. Z'nin pozitif tarafı da nedir? Z x ile y'nin kompozisyonu. Pozitif tarafı y'nin pozitif tarafıyla x'in kompozisyonu. Değil mi? For and z minus o da y'nin negatifiyle x'in kompozisyonu. Then by additivity it holds for all y. Dolayısıyla da şeyi kabul edebiliriz. Y'nin pozitif olduğunu kabul edebiliriz. Hence, we may assume that y is non-negative. Let yn be a simple real variable bir sequence of öyle yazayım. Simple real random variables with öyle ki yn'ler artarak y'ye gitsin. Değil mi? İntegrali öyle tarif etmiştik. Pozitif bir fonksiyon için simple fonksiyonların artan birisini alıyoruz. Y'ye konvertiyor eden
Onun integrali olarak tarif ediyoruz. And yn'ler pozitif. For all n. Then zn, bu da yn kompozisyon x is another simple değil mi? Yani is another sequence of simple real random variable with zn'ler de tabii ki artarak z'ye konvert edecek. Now if integral of zn şuna eşitse for all n then taking limit we obtain the result. Değil mi? Her n için bu doğruysa zaten sonuç buradan çıkacak. So it is enough to prove that it is enough to prove for y equals yn. Dolayısıyla simple fonksiyonlar için ispat etmek yeterli, değil mi? So let y bir tane simple fonksiyon. Yani ne demek simple fonksiyon? Bir partition'ın şeyi. Finite bir partition'ın karakteristik fonksiyonlarının bir linear combination'ı. Peki, ver. Tabii ki burada AI'lar nedir? X prime pardon, şöyle ver. Yok, şöyle diyecektim. Özür dilerim. Y be a simple, özür dilerim. Real random variable on omega prime a prime p prime. O zaman şu var. Y böyle bir tane simple fonksiyonsa then z de bu ikisinin kompozisyonu bu da simple bir fonksiyon olacak. Yi ay'lar ay birden k'ya kadar ver. Ai nedir? Bu x'in pardon, Ai prime'ın x altındaki ters görüntüsü. Değil mi? Yani bu fonksiyonun x de kompozisyonu buna eşit olacak. Tek farkla Ai prime yerine Ai alıyoruz. O da ne demek? Ai prime'ın x altındaki ters görüntüsü. Dolayısıyla z'nin kendisi de bir tane simple function. Finally, şimdi y'nin integrali finite bir sum olduğu için bu simple fonksiyon pardon simple fonksiyon olduğu için simple fonksiyon integrali nedir? Karakteristik fonksiyonların o setlerinin measure'larını al, önündeki sayıyla çarp, topla. Şimdi bu şundan aynı şey. Yi p of x inverse of a ile aynı şey. Bir dakika. Şurada gene prime olması lazım. Değil mi? Yok. Burada yok. Bir dakika. Şimdi buna eşit. Yi. Ai prime yerine
Efendim? Şurada değil mi? Ha yok, burada var tabii. Bu Prime olduğuna göre burada var. Burada yok. Ama burada da sanki bir terslik var. Yani ha şöyle. Efendim? Bir dakika, burada bir şimdi Y'nin Y neredeydi? Y Omega'nın üzerinde mi? Yani şurası şöyle olmalı o zaman, değil mi? Ya da şöyle mi diyecektik? Burası Z ile başlayacak. Z ile başlayacak. Z buna eşit. Tamam. AI yerine bunu yazıyorum. Değil mi? I birden K'ya kadar. Bunun yerine de hemen bir dakika. Y I P prime AI prime mi olacak? Bu da Omega prime üzerinde y'nin integrali olacak. Değil mi? Çünkü y dediğimiz şey buydu. Tamam. Evet, öyle de olurdu herhalde. Kitaptaki öyle zaten de. Ama şeydi, orada notasyonda sıkıntı vardı. Burada efendim? Ha, orada sanki şeyi, şunu unutmuşuz bir öncekinde. Tamam. Evet. Evet. Şimdi AI prime'ı X prime'ın ters görüntüsü diye tarif ediyoruz. Şeyden P prime zaten şurada şey ya,
P prime the probability measure induced by X. Yani P prime'ın tanımı o zaten. Tamam mı? P prime rastgele bir measure değil. P prime'ın tanımı o. Yani şunun tanımı zaten bu. Tamam mı? Bunun tanımı bu. X tarafından induce edilen measure demek bu. Öbür türlü tabii ki rastgele iki tane measure alsam, arada da bir measurable fonksiyon varsa, hani buradaki bir kümenin ters görüntüsünün buradaki measure ile buradaki measure aynı olması gerekmiyor ama buradaki measure'ı zaten öyle tarif ediyorum. Burada bir küme al. Onun işte ters görüntüsü her neyse oradaki measure diye tarif et. Evet. Tamam. Ara verelim.